Çok mu sert? Molto bene. Ama bunun ekmeği diyorlar olay. İçinde hiçbir şey de yok. No bene, o da bene. Cancık restoran, çektim gidiyorum işte. Bu ne abi? Her şeyi yanlış söyledi. Dişi şişmiş gibi duruyor. Restoranda şu an rehineyim. Aşkım beni masadan kaldırdılar, ne zaman geleceksin? Hello, herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Oh my god. En sevdiğim sokak yemekleri değil. Sokak yemekleri. Dünyanın en iyi pizzası ve makarnası nasıl oluyormuş? Göreceğiz. Onu gördüğümüz video. Makarna pizza sevmeyen yoktu diye düşünüyorum. İtalya'dayız da söylemedik. Daha önceki vloglardan biliyorlar ya. Tekrar gene gelmişiz değil mi? Şu an Modena'dayız, tamam mı? Benim daha önce arkadaşlarım geldi buraya. Pizza, makarna falan gibi hareketler yaptılar. Çok merak ediyorum. İtalyan kahvaltısıya başlıyoruz. Yani kahve. Morning. Hi. Bak şu peynirli de güzel görünüyor. Ama buranın tabii olayı. Ya da kruvasanlı sandviç bak peynirli. Ama onun içinde et var ben yine. Uno espresso. Wow. Sen? Cappuccino with oat milk. One croissant. One chocolate with chocolate croissant. Buranın adı Moon Cafe. Canlarım. Burayı neye dayanarak buldum? Benim yoğun araştırmalarım sonucunda İtalyanların çok sevdiği, saygı gösterdiği bir yer olarak buldum. Kameranın üzerinde bir şey var lan. Kameranın üstü çizilmiş mi? Sizi biraz siliyorum, kusura bakmayın. Bu espresso içi boşmuş. Havaya girdim, espresso aldım. Bu ne abi? Yok gibi bir şey. Bu ne? Türk kahvesinin yarısı. Şu su yalnız beni bugün iyi idare eder. Ama yine de iyi ilerleriz bu suyla. Bu ne oğlum? Bu ne? Ya kızım, o şey için işte. Ne için? Boğazınızı temizleyin diye. Evet. Okeyiz böyle bence. Ya biz şey değil, biz yurt dışına gitmiş. Böyle daha YouTube'a yeni de video atan bir çiftiz. Ne yapacağını da bilememiş. Neden kaşık var şey için? Şeker mi atıyorlar acaba? Manyak mı lan bunlar? Öyle atanlar şey oluyordur. Mi? Şimdi dediler ki İtalya'da kahve her yerde çünkü. Hadi be. Hı-hı. Abartma be. Yok, yumuşacık aşkım. Bizim yediğimiz kruvasan gibi bir şey değil. Değişik ya. Farklı yapmışlar. Bu yumuşak gerçekten. Bu ne be? Mesela benim espresso suyla kruvasanını yedi bu sabah. Bir İtalyan'ın gününü anlatıyorum size. Çok mu sert? Vallahi mı? Bu işim iki gün koşturuyor oğlum, mu? Oğlum bunlar bu kadar uyanmak için kafayı almaya ihtiyaçları yok ki. Kimse çalışmıyor hani. Evet. 12-2 arası açık restoranlar. Bir de akşam... Su koydum abi içine. İtalyanlar çıldırıyor şu an. Bir daha giremiyoruz. Gidemeyeceğiz İtalya'ya, biliyor musun? Vizem kapandı gitti. Güzelmiş kruvasana, ne yalan söyleyeyim şimdi. Yalan da yok bizde. Çaklatla bakalım. Çaklatlaya bak. Niye baklava tadı alıyorum? Evet abi. Biz yurt dışında Fırat'la genelde hani buralıların oturduğu yerlere gidiyoruz. Yani böyle bakıyoruz mesela kalabalık turiste bakıyoruz, köşede bir yer var. Aynen. Sadece İtalyanlar oturuyor. Mesela yorumlarına bakıyorum canlar. Yorumlarda yabancılar yorum yaptıysa, turistler, oraya gitmem. Bu dünyanın her yerinde böyledir. En turistik noktalarda yerel yemekler aslında gerçek tadında olmuyor. Ne yapıyorum? Biraz uzaklaşıyorum merkezden. Ya da işte yorumlardan anlıyorum, anladın mı? Hani turist gitmiyorsa anlaşılıyor işte. Böyle de Fırat Albayram'ın teknikleri var. Ben bu arada tatile çıkmayı sevmiyorum. Tatil planı yapmayı çok seviyorum canlar. Sen tatil planı yap, biz çıkalım. Biz canlar çıkalım. Şimdi o zaman kahvemizi içelim ve bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Bu tam bir şey oldu şu an. Durak ne oğlum? Otobüs müyüz biz? Şimdi geleneksel. Panini mi yiyeceğiz yoksa? Bilmiyorum. Ya şey, bir sürü çeşit çeşit var. Küçük küçüklerden yiyebiliriz. Burası. Küçücük bir yer. Ciao. Good morning. Hi. Okay, we want a little... I'm making you. Ha, you making. Yeah. So we can wait. Yok mu bir kahve içmeyelim mi? İtalyan gibi. Şöyle geçeriz şimdi. Şurada geç, gir. Otursana. Ha? Niye girmiyorsun? İnsan geçiyor, bonjour. Bu nasıl bir şey acaba ya? Kadına böyle little kare diyemedim. I'm making you. Square diyemedim. Little dedim. Anladı galiba değil mi? You can wait, I make it bir şeyler. Aşkım senin anlaması önemli değil. İtalyanlar da çok iyi İngilizce bilmiyorlar. O yüzden ben İtalyanca öğrenmeye karar verdim şimdi. Benim gibi zaten kimse İngilizce bilmiyor. Come ti chiamo? Bene. Io mi chiamo Frat. Yok yok, bene bene. İyi. Buranın adı arkadaşlar. İtalyanca öğrenirse dokusaydın. Schiovani. Öyle yazıyor. Çok garip bir şey söyleyeceğim sana. Kahvaltıcı bile alkollü. İşte sabahtan mı başlıyorlar nedir ben? Ya bunlar araba kullanıyor. İnşallah alkollü kullanmıyorsunuzdur. Böyle çok yanlış bir şey. Fırat Bey kızdı. Çıkıyor ne? Vallahi çıkıyor anne. Az önce yediğimiz kruvasan ve kahve 7 lira tuttu. 7 lira mı? 7 euro tuttu. 7 euro. İşte orada mesela tuttu. Bir belki pahalıya geliyorlardı. Bilmiyorum, dışarıda kruvasan kahve içmiyorum da. Bizim köyde yok. Bizim köyde yok. Bizde yok öyle şeyler artık. Bir insan yokmuş gibi. Bu İtalya'da ben bir... Sabah köre açtım. Bir de sipariş vermeye korkuyorum. Dün akşam biz geldik. Genel olarak öyle değil. Herkes çok tatlı. Ama bir tane restoranda bir tatlı gördüm.
Yapıştım cama. Bisküviyle çıldırdım, dellendim, fıttırdım. Allah aşkına dedim şu tatlıdan bir ağzıma atayım. Çünkü şey oldum yani, şurama kadar doldum. Tatlı krizim geldi. Bekle Allah, bekle, bekle Allah, bekle. 2 saat kapıda bekledik, yok. Ondan sonra dışarıda bütün sandalyeler boştu. Fırat dedi ki şuraya oturalım işte ya falan dedi. Orada da bir 2 saat bekledik. Çünkü insanlardan oraya sadece yemek yemek için oturabiliyormuş. Ama bunu bize garson söylemediler. Çünkü İngilizceleri biraz zayıf, biraz kıt, anlamıyorlar. Neyse. Garson geldi, dedim ki şu tatlıdan biraz yemeyeyim. Hayır, burası restoran. Yemek siparişi verirdik, onun yanında tatlı da söylerdik. Tatlı dille konuşsaydım, ben tatlımı söyleyebilirdim. Neyse kalktık, çok gıcığım İtalya'daki o restorana. Onun dışında herkes çok tatlıydı ama. Ama orası böyleyim bu saatten sonra. Can I take a shoot when you make it? This. Noel! Ha, ne oldu ne? It's already made. Ha, şunu alıyoruz. Balıklı ve espresso. Espresso? No, no, cappuccino. Do you have lungo? Cappuccino, cappuccino. Cappuccino. Standard cappuccino. Standard, okay, okay. Bunların tanesi 2 euro. Bunların ikisi 3 euro. Pardon bir dakika nasıl ya? 7 euro ödediğime göre öyle değil. Bunlar 2'er euro galiba. Bu sebzeli, bu balıklı. Balıklı ve kahve mi? İkiliye bak. Adamın bir bildiği vardır. Demek ki güzel oluyor. Let's bu da go. Böyle bir çocuk demek ki güzel oluyor deyip. Ben İtalyanım arkadaşlar. Ha, bu sefer gerçekten söylüyorum. Ya gerçekten adam, her yerlisin sen. Adam içeri giriyor. Kruvasan oluyor böyle yapıyor. Ah, dovene, bella, bora. Çıldırıyorlar. Yemek değiliz. Böyle yemek sevmek yok. Aynı ben. Yemeğe övgüler. Adam şiir yazdı orada yemeğe. Eline bir tane kruvasan verdiler adamı. Parasını ödedi. Ah, dovene, bora, bora. Ah, giorno. O ekmek molto bene. Molto bene çok iyi demek bu arada. İnanılmaz bir şey bir şey ya. Sen buna çıldıracaksın. Mayonez dibine kadar basmış. Yeminle. Ve hiçbir balık tadı gelmiyor. Ben fiş... Bakacağım ya. Fişini isteseydin keşke. İçinde balık var mı yok mu anlardık. Tuna dedi. Tuna balığı ve cappuccino ikilisi için. Çok özür diliyorum ama yani. Cinto cante. Molto bene. Çok güzel değil mi? Olmaz böyle bir şey yani. Tavuk sandviçin içinde böyle bir mayonezin fazlalığından gelen müthiş bir tat var ya. Sebzeniz çok iyiymiş. Çok çok iyi. Ay inşallah çok daha iyilerini yersiniz. İnşallah buralar yolunuz düşer. Biz Modena'dayı söylemiş miydim? Bir daha söyleyeyim. Kesin neden Modena'yı seçtim biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz da bunu söyle. Neden herkes Roma'ya ve Milano'ya giderken biz Modena'ya geldik? Hani Urfa Antep gibi düşünün buraları. Yani yerli turistin geldiği yerler. Öbürleri herkesin gittiği yerler. Eminim güzeldir tabii. O ayrı da. Kahvesi çok güzel abi. Türk kahvesini her yer belli bir güzellikte yapan ya. Buranın Türk kahvesi zaten espresso. Adamın elindeki makine 500 bin lira vardır aslında. Uçuk bir makine gerçekten. Ve herkesin makinesi kaliteli. Öyle bizdeki gibi benim kahvem bilmem nereden geliyor. Ama şöyle olay çekirdek. Anorobik Etiyopya bilmem ne desem burada var ya. Notta bene, çatta bene deyip kafaya bir tane yapıştırırlar sana. Notta bene, çatta bene. Dedi adama lungo espresso var mı dedi. Adam böyle espresso, espresso dedi. Derget dedi ne anlatıyorsun dedi. Saft direkt lungo onların zaten. Uzun çekim demek İtalya. Tamam, valla valla. Ceyda Hanım'la yemeğini bitirsin. Öbür şeyde sandviççüde görüşmek dileğiyle. Pizza makarnaya giden yolda adım adım. Açılmadılar daha. Beni heyecanlandıran şey neresi tabii ki de. Tatlı. Şurada bir tatlıcı gördüm. Bu food market'tayız da burayı size çekeceğiz sonra. Dinozor bilmem nesi var. Toplar var. Şunlar çok güzel ama en iyisi en sondaki tatlı. O çok güzel. Ben. Şu ne ya? Şu ikisini mi deneyelim diyorsun? O çok büyük, yiyemeyiz sanki okay, gibi. Okay, just one. Take and walk. No, take away. Yes, yes. One of these middle, Little, And one take of coffee, no espresso. Americano. Nasıl anlıyorum? Americano. Credit card, debit. Merhaba. No, no, I want credit card herhalde. Kızdı. Satış yapıyorsun, bu kadar sinirlenmene gerek yok abla. Fiyatını söylüyorum. Americano 1.30, pistachiolu 2, öbürü 3 euro. Acciaro, kartofre. Şuna pasano, katane. Şuradaki parka gidiyoruz dedi. Apoteore. Fırat ama yakıştı böyle elinde. Non giorno. Tam bir İtalyan erkeğisin şu an. İtalyanlar bu arada Türk ya. Bu tipleri baksanız hepsi inanılmaz, Türk sanıyorum. İnanılmaz, inanılmaz. Aa bu Türk diyorum, İtalyan çıkıyor. Sanki her an bizim canlılardan biri gelip böyle ne haber diyecekmiş gibi. Mangiare, mongiore diyecekmiş. Mangiare. Bir Americano'ya bakayım. Oh. Çünkü keşke bize de söyleseydin. Şu ve şu. İçinde pistachio yani Antep fıstığı varmış. Haberi yok ki ben onun memleketinden geliyorum. Burada da yetişiyor ama Antep fıstığı. Ha, dondurmamsı böyle kremamsı bir şey. Elim tutuyor görüyor musunuz? Soğuktan. Evet soğuktan o. Söylüyorum size neye benzediğini. Bizim şu kıvamda muzlu pasta var ya onun Antep fıstıklısı. Onun fıstıklısı yani. Antep fıstıklısı. Deneyeyim bakayım. Böyle bir şey yok ki vermeyeceğim. Olmasa mı?
Ay burnuna sürüldü. Kız bu soğuk işlemiş. Dondurma gibi. Dondurma gibi. Bu her şeyi hak ediyor. Mükemmel. Tappelasını vermiyor. Bu çok iyiymiş ya. Ağzıma büyük bir parça atınca ne oldu? Şu an bir Fırat'ı uzaktan çekmem lazım Allah aşkına. Lan bu nasıl bir oturuş? Fırat Albayram'ın seçimine geldik köşede. Baksanıza şuna böyle çıtır çıtır. Şöyle basayım mı şey gibi? Bas böyle. Öyle bir şey değil. O da soğuk galiba. Böyle bir Alman pastası vibe'ı var. Portakal verdin şimdi. Biraz yağlı. Öbür kadar sevmedim. Yoğun yoğun. Çok portakal. Ben beğendim ceyya. Dedin az önce. Kötü değilmiş manasını söyledim. Yok. Sonradan gelen tadı çok güzel. Kafası geç geldi. Ya şimdi oradaki o pistaçolu şey çok güzeldi ya şimdi az önceki olur. Ya oranın diğer şeyleri de çok güzelse. Peki bir makarnaya gidip oradan sonra sandviçe gitmemiz yok mu? Yok çünkü makarnacı da geç açılıyor. Burada mekanlar 12 ile 14.30 arası açık. Sonra kapanıyorlar 7 ile 11 arası açık. Böyle garip bir şey var. Arada ne yapıyorlar derseniz onu bilmiyoruz. Soracağız, öğreneceğiz. Takipte olacağız İtalyanları. Türk kahvesi fincanı mı alsam buradan hediye? Onlar espresso içiyor. Ben Türk kahvesi içerim ama. Ve boyutları inanılmaz tatlı. Çok tuvaletim var canlar. Çok sıkıntılıyım şu an. Saçmalama. Canlar geldik 60'ta. 30 dakika daha var, verin bana dedi adam. Yani 30 dakika geç açacakmış. Açacağım dedin orada bana. Açmak istemiyor abi. Neyse şuraya geldik. Şuradan traditional lezzetler alıp burada yiyeceğiz. Tamam. Okay. Tamam dedin. Grazie. Thank you. Grazie. Şimdi bak lazanya var. Yapıştır. Canlar ne deneyelim? Heh, gnocchi fritto. Makarna yemiyor muyuz? Makarna değil mi lazanya zaten? Yağmurda bir su değil midir? Bir dakika ben buraya ne yazmışım biliyor musun? Gnocchi fritto ye. Fırat şey değil mi? Gnocchi fritto ye. Öğlen İtalya'ya uç. Okey. Ne yapıyorsun suda? Amca oraya. Tatlı amca, ne güzel ilgilendi. Aynen bak. Please. One gnocchi fritto. Gnocchi fritto. Gnocchi fritto. Gnocchi fritto. And one... Lasagna. Lasagna. Yes. One tortellini. With vinegar. Thank you. Grazie. 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 Mükemmel zaten konuştum. Adamla nasıl anlaştık? Modena'nın olayı arkadaşlar tortellini. Çorba gibi yapıyorlar. Onu başka yerde yiyeceğimiz için adama ben krem ve balzamik dedim. Amca oraya. Ne zaman yememiz olacak bizim? Mangiare. Amcore. Amcaya mı seslendin? Amcaya sesini. Okay. EGP grapes, test product in barrel. Hiçbir şey anlamadım. Ne dedi? Balzamik döktü. Bunun adı gnocchi fritto. Üstünde parmesan. Normalde bunu etle yiyorlar ama biz yemedik. Üzerine de balzamik, içinde de balzamik var dedi. Yıllandırılmış dedi. Bonito pittito. Amcore. Amma rotti. Yeni yeni terimler getirdik İtalya'ya. Gnocchetti fritto. Yani sanki pişi ama pişi değil asla. Hamur kızartması ama değil. Çünkü yağ yok. Peynir de çok iyiymiş. Bizim yediklerimize hiç benzemiyor burada. Bayıyor normalde. Hani ağır gelir ya. Hiç öyle değil. Çok hafif bir peynir. Balzamik. Fıttırmış balzamik. Delirmiş gün. Akşam biz geç geldik tabii. Çekime bugün başladık. Bir yerde yemek yedik. Balzamiği ağzımıza döktük Fırat'la böyle. Ben balzamikli dondurma yedim arkadaşlar. Yine yerim şimdi görürsünüz. Okey. Gerildim. Lazanya. 24 aylıkmış parmesan. Şimdi size bomba bir şey söyleyeceğim. Bir sonraki vlogda birinde göreceksiniz onu. 150 yıllık balzamik var. Yapan ustanın oğlu bile göremiyor yani öyle düşün. Yani yapıyorsun, üç tadamıyorsun. Kuşaklık. Torunun tadıyor abi. Kaç para biliyor musunuz? Hazır olun. 24 yıllık şu kadarcık şey 18 euro. 150 yıllığını Koç ailesinden temin edebilirsiniz. Onlar da vardır diye düşünüyorum. Bizde yok ama biz de bir şöyle bir 12 yıllık falan bir şey alacağız eve götüreceğiz yani. Böyle güzellik olmaz. Aa, lazanya farklı bir lazanya mesela bakın. Burası gerçekten çok tatlı bir yer. Böyle her şey kağıttan geliyor. Köpük. Bunlar da köpük. Güzel. Bunun kadar çok iyi diyemedim şimdi. Kaşıkla lazanya yedim şu an. Çok mu iyi? Lazanya çok iyi. Prosciutto mancari. Bu tortellini bonusundan çıktı. Ben bunu almayacaktım. Şurada var ya, vlogda görürsünüz bir handmade pazarı var. Evet. Sırf makarna satıyorlar. Teyzeler bizim nasıl mantı alır gibi sıraya girmişler. Olay bu. Yani kesinlikle muazzam ötesi. Lazanya çok iyi. Kaçak koşullarla ülkeye sokabilirim. Öyle bir şey yani anladın mı? Cebimde taşırım gene cukocunma. Buranın adı arkadaşlar Bertani Gastronomia. Bertani. Bertanya. Bertani. Mardinli bir abimiz işletiyor burayı.
biraz yiyelim. Sandviçimizi yiyip asıl makarna pizzaların açılmasını bekleyelim. Lazanya 13, tortellini krema 13 euro. Pahalı be. 7 euro, 2 kahve, 2 kruvasan bir tatlı yedik. 13 euro diyor. Benim kafa hesabı yapamıyorum. Yok be ya, ana yemek yedik ya, abartmayalım. Bu niye açmadı abi? Yarım saat dedi, bilmem ne dedi. Açmıyor abi. 30 dakika oldu mu? Ya bu adam gıcık ya mı? Ya vallahi bak çok kendine haslar ya. Kresterya. Latici Kresterya. Radal Bayram derdini anlatsın. Hello, I think you open, hello. Right? Yes. Huh. We wanna try local sandwich. Küçük olan, büyük olan. Biz şunu da istedik. Abi ben nereden bileyim? Milyon tane şey var içine koyulabilir. What is racket? Bir ot bence o. Gitti adam konuşarak gitti, duyamadım devamını. Sormaya gitti. It's hard to choose, so do you have any traditional type? Yes, but the general tennis. Yes, okay. This one. One of this. One. We will share. Neyini share edeceğiz? Dedi küçücük. İki ısıracağız, bitecek. Bir saattir bu adamı bekliyoruz bunun için. Ayıp yani. 30 and 50. 3.50 ha küçücüğü. Böyle bir çalışma şey olabilir mi? Zaten 3'te kapatacağım. Ulan geç de açtı. Nasıl olacak bu iş? Arkadaşlar gele şu geldi. Bu ne abi? Şu. 3 saattir bunu bekliyorsun. Ama bunu ekmeği diyorlar olay. İçinde hiçbir şey de yok. Nasıl yani? Malzemeyle pişiyor. Güzel ama neden demek istedim sadece? Bu ne biliyor musun? Bu böyle gece sabaha karşı gençlerin yiyeceği bir şey. Hadi gidelim iki parteler lafı kaçor elli. Ne lan bu? Ben bir oturuşta 12 tane yiyorum. Rekorum benim yazıyor. Yersin tabi 12 tane. İnanamayacaksın tadına şimdi. Çok sağlık be anam. Ne sağlığı ya? Ne mi? Aa şöyle bir lezzet diyemedim ben şimdi açıkçası. Zaten bir tek burası yapıyor. Belli yani, anladın mı? Adamın niye açmadığını da anladım ben. Gerek duymuyor. İki kişi yiyor zaten. Ne açacağım ya? Peki sen nereden buraya kuruldun? Bu yemek hakkında bir makale okudum. Önemli değerlerimizden falan yazıyordum. Sorsak şuradan bir İtalyan'a bunu yediniz mi diye. No bene, o da bene. Diyecek gidecek mesela, anladın mı? Atlara veriyoruz biz onu falan der. Cookie ile çiçeği çektim size isimleri. Pahalıydı da yani baktığımda küçücük değil. Şeye göre. Allah masayı yıkıyordu. Yani 3,5 euro açıkçası vermem ya, sorry. Ama şimdi onların tabii keyfidir, zevkidir, onu ben bilemem. Arkadaşlar 1,5 saat bekleyeceğiz, pizzacı açılacak. O da zaten 2 saat açık kalacak. Sonra kapatacak ve nereye gittiğini bilmediğimiz bu İtalyanlar gizli bir örgüt mü? Gerçekten bir yere gidiyorlar ama. Bir yerde oturuyorlar ve bize haber vermiyorsanız Allah teyze nasıl böyle söyle yapsın. Bu arada ben şöyle bir şey fark ettim. Biz normalde sokak yemeklerini böyle bir başlıyoruz saat 8'de. Yani 5'te kalkıyoruz uçağa bindik falan. Akşama kadar yardır. Burada imkanı yok. Oğlum böyle duruyoruz ve fıratlı bir köşelerde. Bekliyoruz abi, açsın bize, bize servis etsin diye. Şöyle bir şey var. Yunanistan çalışmıyor diyordunuz ya. Hani yok, Yunanistan'ın bir siestası var. Burası. Bir gel de gör. Büyük siesta. Adios. Hadi gidiyoruz. Aa hadi gidiyoruz lan mı türemiş acaba? Adios. Hadi gidiyoruz. Adios. Bravo ha, olabilir. Türettim. Koşa koşa otele geldik. Fırat tuvalete girdi çünkü. Modena da yoksa altına. Canım arkadaşlar. O kadar garip şeyler yiyince aç kapıyı gidelim. Bu arada bizim otelin manzarası yıkılıyor. Şuna bakar mısınız? Gerçekten yıkılıyor. Ya bu ne ya Fırat? Ne bileyim aşkım, en iyisini seçtim. Senin için. En iyisi ya, manzara yıkılıyor. Herkes gelip Modena'yı görebilir. Kimse aşağısını, altyapısını göremez. Ya. Buyurun kanalizasyon boruları. Modena'ysa dibine kadar Modena. Pahalı inşallah pizzacı dediği saatte açıyordur. Yo no. 30 minutes later demez inşallah. Bir de buranın kuşları kaçmıyor abi. Yürüyorlar. Bizim oranınki de yürüyor. Aa çok güzel. Baksanıza gerçek bir İtalyan. Benimi çek ama buradan çek. Dön. Of harika bir şat çekeyim mi canlara bir çek. Saniye? Çek. Oh my god. Ne yapıyorsun Fırat Almayla? Wow. Tam şurada yaşlılığın oturuyor senin. Abi gerçekten o ben ya. Bak hayat sorguluyor amca. Neyse hadi gidelim kızım, gene kaçırdık ya. Bin tane adam orada bekliyor olacak şeyi. Allah'ım çok şükür güneş açtı ya. Şunu üstüme aldım ben de. Şükürler dondum. Olsun. Güneş açtığı için üzerine onu aldım. Güneş açınca bunu aldım. Yani ödün önce birçok yasalarına kadar her şeyini araştırdım. Malum belli olmaz. Maazallah, Allah korusun. Ne alaka şu an bize, bunu niye söyledin? Söyleyeyim de baksan da. Konuyla keşke beni çeksen arada. Böyle görünmeye çalışıyorum videoda bak. Abi ne yapayım yani Ceyda yani. Onu saatçiye bakın. Bir dakika, saat meraklıları. Aşkım saatleri görüyor musun? 220 bin euro diyor. 220 bin euro mu? Ne? Favole. Gentile. Bunlardan alacağım. Alalım. Atıştırmalık videosu çekelim mi? Kesin çekelim. Çünkü İtalya atıştırmalıkları çok kalit. Kesinlikle size bunu çekmemiz. Çok kalit. Annemle çekelim mi? Annem seviyor, evet ya. Annemle çekelim. Anneme yedirelim. Okey, harika video. Marciato Albanese. Pizzacı kapalı abi. İnanılmaz abi.
İnanılmaz. O nereye? Zaman bir tane makarnacıya girelim şuraya. Tamam. Şuraya gidelim o zaman. Aynen. Yeni. Ha? Sorry. English? We can speak Italian. Girelim içeri. Şuraya yazdırıyoruz. We wanna eat. For two person? Yes. Yes. Okay. One moment. Bize yer geleceğini düşünmüyorum. Kapının önü full çünkü. Onlar gelmişler hemen kendilerini yazdırmışlar. Ve full İtalyan gördün mü? İçerisi tam bir İtalyan restoranı. Böyle çığlık çığlığa. Hiç ses duymadınız çünkü o kadar çığlık çığlığa değildi ama. Burada bekleyeceğiz. Bizi arayacaklar. Bineceğiz. Bineceğiz mi? Vaktimi mantıklı kullanarak hemen yakınlardaki bir pizzacıdan bir dilim pizza yiyeceğiz. Wow! Mantığa bak, zekaya bak, IQ'ya bak. Mancara zekası bu. Bir hareketlendi bak. İnanılmaz ama. İnsanlar yaşamıyordu. Gerçekten yoktu. Niye saat 12'de açıyormuş adamların bir bildiği şimdi var. Şimdi 12'de çıktı herkes dışarı. Evet. Aa. Yasakmış çıkmaları. Sokağa çıkma yasağı var herhalde 12'ye kadar. Sabah geldiğimiz yer. Boş yok. 20 yıllık olanı 37 euro. Düşünün. Biz 17 euro dedik galiba. Yanlış söylemişiz. Daha çok pahalı. Düşünün. 37 euro 20 yıllık minnacık. Yani şu kadarcık bir şey bak. Ne kadar nasıl boyutunu gösteremem. Wow. Açare. Açare. Gerçekten açare yani. Buralar insanın gönlünü açare. Bak Modena'ya güzel. Neden güzel? Buranın vlogu gelecek. Daha detaylı müzeleri, şunları bunları yapılacaklar, burası asıl tabii bambaşka bir yer. Biz şu an sokak lezzetleri çekiyoruz. En kalabalık anı bile Türkiye'deki ortalama bir şehir kalabalığında. O yüzden güzel. Yani seviyorsanız böyle az kalabalık yerleri güzeldir. Şurada şey gördüm, Utku Yalın. Baykuş mu? Ha, seviyor alalım. Ya. Çok bir şey anlıyormuş gibi baykuştan. Çocuğun baykuş koleksiyonu var. Ne diyorsun? Aa, Pizza della Torre. Geldik. Çok güzel manzarası var buranın da. Kapanmış. Mı? Yoksa ön taraftan girecek miyiz? Fırat Albayram gergin. Dayı bir çekin ya. Şurası. Dün akşam yiyemediğim tatlının olduğu yere geldik. Size o tatlıyı gösterebilir miyim? Madem ben yandım, siz de yanın. Herkes desin ki yok ya, o kadar güzel görünmüyor desin ki içimde kaldı. He, pizzacıya girdik ama ileride en çok çıkınca göstereyim. With fish, one mushroom, one onion. Bak buraya gençler geliyor. Ucuz burası belli. Sen şöyle otur, ben portakal suyumu alıp geleceğim. Oturayım. Bir tane soğanlı var, bir tane mantarlı var. Ama bunda balık da var, ançurezli. Okey arkadaşlar, şimdi portakal yiyeceğiz. Portakal suları genelde kırmızı bu arada burada. Kan portakalı. Kırmızı. Çok iyi. Oo. Şunu yiyorum. Bir kere çok kalın. Kızım bu ekmek üstü. Malzeme yani, bakayım. Yok yok. Hmm. Hiç düşündüğünüz gibi bir şey değil. Puf puf. İnanılmaz bir şey yani. Aşırı güzel. Hemen şunun tadına bakacağım. Geçiş yapıyorum çünkü sonra insan doyar. Soğanlı, peynirli. Nasıl Ceyda'cığım? Mükemmel. Burası iyi bir yerde ama. Ve garip bir hafifliği var. Dur, gerçi daha 2-3 şey attık ağzımıza ama. İçi boş. Ekmek geliyor ya kebapçıdan. O kadar hafif yani. Bu kadar beklemiyordum bak. Ben bütün gelen arkadaşlarım pizzada bir olay yok dediler. Neredeydiniz lan siz? Eğer o dediğim pizzacı açık olsaydı, o beyefendi götüne göre açmasaydı. Affedersiniz. Mançaresine göre açmasaydı orası efsaneymiş ama. Nasıl? Sen bile sevmezsin. He, git göster. Şimdi size bir tatlıyı göstereyim de benim neden içim burada kaldı ve neden bu kadar İtalya'ya sinirli olduğumu anlayın. Ben nasıl yok dersiniz ya tatlı? Bakar mısınız şuna? Şu bisküviler arasındaki krema. Bu nedir ya? Kameranın kafasına vurdum. O kadar yani. Cancık restoran. Çektim diyorum işte. Yemeyeceğim. İsteseniz de yemeyeceğim artık. Öyle. Triplerdeyim. Çektim. Bir tane daha pizzacı var. Oraya gidelim mi? Bu adam çağırana kadar. Adam bizi aramayacaksa. Adam arayınca da şey diyelim. Kusura bakmayın, biz doyduk. Yani unutmayın, biz bunları yerken bu arada tokuz. Tok olmamıza rağmen iyi gidiyor. Size yürüyüş vlogu çekeceğim şimdi. Yürürken oraya doğru bir çekeyim. Geldik zaten. Şişirmedi. Burası mı? Burası. Vasikino. Come on. 50 top pizza 2023'müş. Ha, visit in order, okay. Burası yalnız şeymiş arkadaşlar, Londra'ya kadar var yani. Franchise bol yani. Ne? Crescu, la pizza fritte, salsa bir... Bunlar İngilizce değil ama. I don't know what is this, but I want without meat special pizza, okay? Hello, is a special, is burrata. Okay, yes, burrata. Yes, yes, it's a slice. It's slice. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım çünkü değilim aslında. Şimdi normalde ben böyle zincir restoranlarda çok bir beklenti içinde değilimdir. Ama bakalım. Slice'ına 8,5 euro alıyor. Çok. Aşırı fazla hem de. Ama slice ne kadar? Şöyle bir slice de gelebilir. Çünkü biz şöyle parçalar gördük. Bir tane parça gördüm ben şöyle. Çok iyi parçaydı. Arkadaşlar, bu ne abi? Her şeyi yanlış söyledi. Etsiz olsun dedik. Normal pizzayı etsiz getirip üzerine burrata attı gitti. Bakacağım, tadı çok iyiyse affederim. Domates namına hiçbir şey olmaması şaşırttı beni. Çok standart. Önce yediğim mükemmeldi. Getirmiş bunu böyle. Etleri çıkarmış içinden. Peynirli bölüm ağlattı şu an.
Yani herkes İngilizce bilmek zorunda değil, anlıyorum da. Yanlış bilmek de yanlış. Yani without meat dediğin zaman bu demek değil ki. Yanlış bilmek yanlış mı? Bilmemek ayıp değil. Değil, öğrenmemek ayıp. Yanlış öğrenmek ayıpında yiyeyim de bari bir işe yarasın. Hadi sen de kocaman, ben de minnacık. Al. Hadi neyi alayım ya? Peynirli bölümü güzel. Okey, bir tane dün sürenin olsun arkadaşlar. Zaten restoran da aramadı. Bitmişiz. O aramayacak bizi, belli. Biz başka pizzacı mı, başka makarnacıya gidelim derim ben. Hadi gidelim. Allah kahretmesin çocuk. Dişi şişmiş gibi duruyor. Lokmayı ye artık. Yiyemeyeceğim. Ben franchise dedim, Bodrus dedim. Olmaz dedim. Bir tane de olmayan gösterdik. Normalde göstermiyoruz biliyorsun. Gösterdik ama benim mideme girdi. Çok tehlikeli. Zehirlenebilirdim. Mutsuz ve abartılı. 5 yaşında karartılı. Hayatı abartılı. Bazı kararları yararlı. Mutsuz ve abartılı. Saçları kabartılı. Etano bene, Canciko. Bu arada henüz 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar Can'dır. Bir de Canciklar vardır. İtalyanlar ona Canciko derler. Canciko, no abonetto, no zildirimo, no bildirimo, no yorumo. Hiçbir şey yok. Canciko işte. Can oğlum efendim. Canların pizzası her zaman istedikleri gibi geliyor. Canciklar'ın pizzası et olmasın diyor. Etleri çıkartıp eski pizzayı önüne sürüyorlar. Canciko'lar. Oha, ne oluyor lan? Ne alaka? Burası ne? Tepeye baksana, kraliyet simgesi falan var. Oğlum devlet dairesi olmuş, senin de kamerayla gene beni Fransa gibi polis şey yapacaksınız. Polis binası var. Lan kaç, çık lan. Ya bu çocuk, yemin ederim. Çık çık. Yemin ederim bak, beni bu şey yapıyor ya. Fransa'da da böyle elimde kamerayla girdim. Hi, we wanna go to Luxembourg Gardens. To the garden? Yes. Right, right. What is in here? Ah no, we ask question. Ha, okay. İçerisi senatoymuş. Government beni kovuyordu az kalsın ya. Mancari oluyorduk yemin ederim ha. Bir de dondurma yiyecektik, unutmayın onu. Aa evet. Şimdi ben biliyorsunuz gelatoya karşı nefret dolu ve hiç sevgi dolu değildim. Abartma. Utku çok sever. Gelato da İtalya'da da... Hayatında yedi mi acaba Utku gelato? Utku evde yapıyordur kesin gelatoyu, bak öyle. Burada yedim mi? Başka bir şeymiş arkadaşlar. Evet. Ekmek arası yiyorlar dondurmayı bu arada. Gerçekten bunun hatta büyüğü sandviçte yiyen gördük. Evet, dün akşam sandviç dondurması gördük. Yediler bayağı bunu. Ekmek arası dondurma. Ekmek arası dondurmaydı. Kağıt bir tane bundan alalım, bir tane gelato alalım. This one, bread. Ice cream hamburger. Hamburger. Yes. One of this, one of cup. Neli olsun o? With chocolate. Or Siciliano pistachio. Pistachio. Siciliano pistachio. Okay. Chocolate and... Ya şimdi diyeceğim Antep pistachio diyeceğim, anlamayacaklar. Monakış'a girmek istemiyorum İtalyanlar. Vanilla with balsamic. Sit down here. Sit down here. Bak, gelato di Italia'nın en iyisi seçiliyor burası. Utku ne bilsin? Yemiş mi hiç hayatında? Yemiş. Thank you. Canım. İtalyan erkekleri çekelim bakayım. Türk erkeğe geldi. Şimdi biraz saçmalamışım gibi düşünebilirsiniz. Balsamikle şey mi diye. Normalde bizim balsamizin tadı ne? Yani marketlerden aldığımız sirke tadında. Dün biz Ceyda ile yediğimiz zaman bunu kafayı yedik. Böyle garip bir şey olamaz yani. İtalyan balsamik diye bize sattıkları şey vallahi bile içemiş kesek balsamiki. Balsamik soslu, vanilyalı dondurma ve Ceyda'nın anlamsız, gereksiz ekmek arası hamburger. Blue blue, gel bakayım. Italiano. Güvercito. Allah'ım hepsi gitti. Cebelleşti. Bir dakika, önce şunu. Yemez çok zor. Danıtlar var ya. Evet. Üstündeki şey aynı ona benziyor. İçine dondurma koyunca böyle dondurmalı danıt gibi bir şey oldu. Yani ama gerek duymazdım. Pistachyolu çok güzel değil yalnız mi? Yalnız dondurma. Bence şunu bir şey söyleyebilirim bir Antepli olarak. Sanırım İtalyan Antep fıstığı da güzel. İtalyan Antep fıstığı deyince bir komik göründü. İtalyan Şam fıstığı diyeyim o zaman. Tam olarak danıt değil ama dondurmayı ısırarak yemini sağlıyor aslında. Isıtıyor sanki içinde. Ama gerek de var mı bilemem. Bakın şimdi arkadaşlar. O harekete gerek var mıydı? Yani bu hastalık, sapıklık. O kadar da değil ya. Yememiş ki Utku, nereden biz? Ya bak. Çok yaşa. ne gülüyorsun? Çok komik bir görüntüydü. Neyse, bu taraf bomboş Allah'tan, kimse yok. Şunlar hariç. Boşluğa doğru. Yo, oraya nasıl gitsin? Yo, oraya. Balsamik mükemmel. Dondurma ayrı mükemmel ama ikisini bir arada çok tercih etmem açıkçası, öyle söyleyeyim. Ben burada çılgın çılgın beğendiğimi söylerken... Ya beğendim. Niye bir tane daha alıyorsun o zaman? Beğendim çünkü ama böyle manyak çıldırmam.
Yok abi, evde denemeyin ama. Evet, sakın. Yok, kredi. Yes, normal. 8.50 fiyat. Thank you. Ciao canım. Ciao canım diyor. Gel kız buraya, balzamikçinin kralını buldum. Nereden biliyorsun kralı olduğunu? Çünkü balzamik dükkanları altın dükkanı gibi. Baksana şuraya, sanki mücevherci gibi davranıyorlar kendilerine. Bak bak, tadımla yaptırıyor Ceyda. Neyse, biz ama kralına gideceğiz ya, boşver. Kralını buldum deyip kralına giden reis. İtalya'dayız. Hala tiramisu yenmedi sokak lezzetlerinde. Tiramisu diye bir şey yok arkadaşlar burada. Onu size söyleyeyim. Yani vallahi yok. Türkiye'de o tiramisu çılgınlığı var. Burada tiramisu diye bir şey yok. Kesin vardır da şu an bize hiç öyle bir yoğunluğu denk gelmedi yani size. Öyle diyeyim. Hiç umursamıyor tiramisu'yu burada. Okey, burası kapalı gene. Abi. Allah kahretmesin Emir. Saat 3'e doğru hepsi kapanacak biliyorsunuz değil mi? Yani sadece 1,5 saatimiz var. 1,5 saat içinde hepsini bulup yememiz lazım Ceyda. Canlarım cehennem, eski İtalyan sevgilimiz bizi arayacak diye beklerken inşallah o hiç aramadı. Arıyor. Tut bakayım. Vallahi arıyor. Ah, excuse me, one minute. Yes. Ah, yes. We're coming for 5 minutes. Okay? Thank you. Thank you. Bye bye. Sorry. We must go somewhere, but then when you close? Okay. Three, okay. I hope okay. We can stay. Okay. Yani ex arayınca bu kadar hızlı manitaya dönmek de yakışmadı bize ama yapacak bir şey yok. Ben yine başıma buyruk ilerliyorum ama başına buyruk bir imkansız ha. Aa, çok güzel görüntü. Bu taraftan karıcığım. Adam bekliyor. Kapatıyorum. Orada açarız. Yes, thank you. Oh, harika. Bolognese soslu. Spagetti. Ben işte bu tagliette soup denilen şeyi söyledim. Bakın suyun içerisinde tortellini var. Bu ne aslında, çok iyi kokuyor. Soğan, minik soğanların içerisinde balzamik sirkeli bilmem neli bir çeşit atıştırmalı. Turşu gibi. Turşu mu var zaten? Olabilir biliyor musun? Tatlı bu arada. Çok değişik. Yemeğinin bakı tadına. Beklediğimize değdi mi yani? Bir saattir bekliyoruz. Yani koştuk tek, geldik. Tek yabancı biziz bu arada mekanda. Komple İtalyan her yer. Baksanıza da çaktırmadan çekeyim. Çok taze yani. Ya ölmedim ama güzel. Dünkü yediğimiz daha mı güzeldi? Hı hı. Üzdü kasabalı. O kadar bekledik. Tortellini. Mantıya bu kadar benzeyemez. Suyu şifa yapmış usta. Bakacağım. Yemin ederim. Aşırı sevmedim. Suyu çok güzel ama. Aman sen de be. Sen bunun tadına bak dur. Taze kesim makarna çok başka. Şifa kesiyorlar. Annakotta karabiberli. Of çok iyi. Burada da tiramisu yapmıyorlar. Tiramisu yapılmıyor burada. Bir tek Türkiye'de yapılıyor tiramisu. İnanılmaz bir şey yaşandı. Burada kart geçiriyormuş. Fırat gitti para çekmeye, banka bulmaya. Şöyle gürültü yapmayayım, şurada durayım. Masadan kaldırdı. Kaçıyorum sanmasınlar. Masadan kaldırdılar çünkü masaya rezerve edeceklermiş. Fırat'ın gelmesini bekliyoruz. Ben resmen şu restoranda şu an rehineyim. Başımıza bir kere de bir şey gelmese. Aşkım beni masadan kaldırdılar. Ne zaman geleceksin? orada tabii bankamatik de zor. Anlamaya çalışıyormuş tabii ki doğal olarak. Neden? Çünkü İtalyanca'dan İngilizce'ye geçememiştir. Allah'ım çok komik bir durum ya. Can I sit here? Thank you. Ben şöyle geldim, kenara oturdum. Mavimdeki 4 tane İtalyan abi. Bizle otur dedi. Vay arkadaş. Sonra garson araya girdi az önce. Yok dedi o dedi. Şey dedi, hesabı ödeyecek dedi. İtalyan abileri çekeyim size. Çünkü tam olarak restoranın nasıl bir köşesinde oturduğumu anlayın istiyorum. Hayatımda yaşadığım en komik anlardan biri, size yemin ederim. Bayağı tuvaletin önünde oturuyorum şu an. Fırat aradı şimdi. Bankada çekememiş. Başka banka arıyormuş. Benim rehanet devam ediyor. Hay Allah'ım, korkunç ya. Şöyle oturmaya devam ediyorum. Fırat hala gelmedi. Şu kapıdan girse ve beni kurtarsa kahraman Fırat. Karımı bırakın, parayı getirdim. Aşkım kaldım burada köşede. Çok komik. Tutuklanmış gibisin. Tutuklanmış gibisin gerçekten. Hadi, I take the money. Yürü kaçalım, bir daha fazlasını istemeden fidyenin. İnanılmaz ya. Bütün bankaları gezdim yemin ederim. Oradaki adamlar gelin masaya otur dedi. Buyurun beraber oturalım dedi. Amca araya girdi, dedi ki yok dedi, o bekliyor dedi. Kim dedi beraber oturalım dedi? Bir dakika dur şimdi. İtalyan erkeği dinlemem. Kim dedi onu? Amca, yaşlılar. Videoda var, çektim. Yaşlı kurt.
Yanlış sularda yüzüyorsun. 35 euro. Koperto koperto. Bak koperto ne biliyor musunuz? Bizi kopartabildiğin kadar. E o zaten. Kopartıldık. Şey kişi başı servis bedeli. Kopartış. 9 euro senin yediğin makarna. 11 euro benim yediğim makarna. Hesap koparttı. Aqua 2,5 euro. 35. Total 35 euro. Abi bizim bankaları hiçbir İtalyan bankası kabul etmedi. Sonra aklıma şu geldi. Ulan burada Deutsche Bank yazıyor. Alman bankası. Kesin dedim bizim Türk bankalarıyla anlaşması vardır. Bir de yardım istiyorum falan İtalyanca bazıları. Orada perfetto bilmem ne compelletto yazıyor. Param nerede diyor. Compelletto diyor. Meğerse un compelletto yazıyormuş. Karımı İtalyanların elinden kurtardım ben ya şimdi. Ben gözükmeyen kafamla. Şimdi yine dilim pizzacıya geldik. Burası çok iyiymiş. Burada lokal Türk arkadaşlar bize dediler ki burası en iyisi. Lokal Türk. Erasmus'a gelmişler. Evet. Lokal Türk, Türk oluyor. Artık buranın adamı var. Buranın yani. Yerlisisiniz evet. Artık. Kardeşlerim çok beğenmişler bu şehri. Çok güzel dediler. Ama zaten Erasmus abi mis gibi. Burada Erasmus. Ne okuyordunuz? Bir dakika duymamış gibi sordum ama. Endüstri mühendisliği okuyorum. İki zeki insan. Üniversiteli kardeşlerimize karşılaştıktan sonra hep beraber yemeğimizi oturduk. Bilmiyorum, hiç fikrim yok. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Beraber. Seni kurtaracağım diye çok stres oldum. Bildiğin gibi değil. Bu neydi? Kremalı ve peynirli bir sos. Evet. Bu kabak zaten, anladım. Bu margarita. Bu mantar. Hadi afiyet olsun. Hadi yiyin, soğutmayın. Ceyda'cığım, şimdi ben şuna başlıyorum. Güzel mi? Belli ama zaten. Buranın böyle bir tazeliği, haslığı çok var. Çok güzel. Bir tık yağlı. Onun dışında yo, çok iyi. Çok iyi. Kabaktan ver bakayım Ceyda. Onu da seversen bu iş olmuştur burada. Tuzsuz ama çok güzel. Zayıflatır bu. Kabak falan. Yani sebzeyi bir şeyin içine koyunca zayıflatını düşünmen inanılmaz komik. Burasının adı da Romantika. Aa. Romantika. Romantik. Oh. Şimdi canların bize önerdiği tatlıcıya gidiyoruz. Aynen, biraz oturduk yanlarında. Güzel oldu. Onlar da bayağı Avrupa'yı geziyorlarmış, çok evet. İyi. Evet, diyor ki abi diyor tam diyor yerine gidiyorsun ha. Yapıyorum o sporu kardeşim yani. Sen bu sporu yapıyorsun. Ya sadece video çekmek değil, meziyetlerim arasında bir de tur rehberliği kendime yapmak var karıma. Eşim için harika bir şey. Ceydan tam aradığı adamım. Neden? Ceydan olsa hiç yapmaz. Kesinlikle yani. Bak gitmeyeyim der, onunla mı uğraşacağım der. Ay valla üşenirim ama sen yapınca i̇şte. Geliyorum. Ama bu zaten bu arada işimiz bizim, biz bunu yapmamak. Ne demek yapmamak? Ben yapayım, sen yapayım. Ben ne yapıyorum? Sen de ben hiçbir şey yaramıyor muyum bu kanalda? Programı uyuyorsun. Ben de programı sunuyorum. Sen yolu zenginleştiren kadın. Hazır mısın? Ha gene show mu geliyor? Show geliyor. Beni çek. Nereye gidiyor ya? Bir dakika dur. Nasıl yapacağımı çözemedim. Oh shit. Oh girl. Look at this. Aha, this my girl. Canların dediği yere geldik. Burası cake arkadaşlar. Ben cake sanmıştım böyle, jake. Onun işte İspanyolcası cake. İspanyolcası. Neyse işte. Fırat İspanya'da. Geçelim bakalım. Burada bir tiramisu yersin. Artık. Do you have tiramisu? No. Tiramisu sevmiyorlar abi. One pizza lovers and one red velvet. Canlar galiba bununla beraber 10 farklı lezzet tadımı yapmış olduk. Tabii hepsi farklı değil. Aa, biri pasaportunu unutmuş. Aa, nasıl? He. Tam böyle biri pasaportunu unutmuş şeyi ama. Şuradan sonra şunu fark ettim. Gate. Yani tamam anladım. Şarabıyla da ünlü de oğlum neredeyse ekmek fırında da şarap var yani. O kadar yani dağılmış durumda yani. Kahvaltıda yemin ederim şeylerde var ya. Kahvaltıcı bakkalda var ya. Bakkalda var falan. Bakkalda zaten vardı da. Tekelde zaten vardı. Çok alakasız bir yemek düşünün, orada da var. Şimdi bu videoda tiramisu yok. Bu öbür videoda olacak. Demek. Olmayacak çünkü ne dedi? Olacak. Bologna ile Modena taraflarında. Modena taraflarında yiyemiyorlar dedi. Yiyemiyor demek ki. Hayır, sevmiyorlarmış aşkım. Sevmiyorlarmış evet, öyle. Okey, benim de iddiam yok. Ben sizler için hani İtalya'da tiramisu nasıldır? İtalya'da makarna pizza nasıldır? Hani tiramisu'yu da bir bakalım diye. Roma'da varmış yani bu. Roma'ya gidelim. Ya kusura bakmasın kimse, bir tiramisu içinde. Yani Türkiye'de de var. Geldi. Latte bu şekilde ha. Süt geliyor, bunu böyle döküyor. Sen yapıyorsun yani. Onu da ben yapayım. Onu da biz yapalım. O Red Velvet diye abidik gubidik bir şey aldı. Ben de yine bir Antepli olarak spinaç. Pistaço aldım. Pistaço pardon. Genel olarak tatlıcılıkları iyi galiba değil mi? İyi. Çok evet, tatlı abi. Ama çok güzel yani. Yani ben bunun bağımlısı oldum. İlk ki burada oturmuyor. Yani birkaç tane alıp odaya mı götürsek? Pistaço çok iyi ya. Sicilya pistaçosu. Seviyorsun. Ne? Lezzetli şehirmiş. Evet. Lukiçi atıyor. Bu videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlendiniz izlerken yine başımıza gelen bu kağıtlar. Efendim canlarla pizza yemeler. Seninle gezmek her zaman çok güzel, çok evet, keyifli. Evet, sen de öyle canım benim. Siz İnşallah de böyle canlıklar. Siz de böyle sevdiklerinizle çok güzel yerler gezip çok güzel yerler görürsünüz. Ve çok güzel şeyler yersiniz. Sizleri çok öpüyorum. Apartmanların içi çok güzel be. Neyse. Yine özel bir şekilde sokturacak biz elimize kadar öyle.
Hoşçakalın. Bir sonraki video görüşürüz. Ayrıca buradan bambaşka güzel videolar gelmeye devam edecek. Evet. Zamanla. Ciao. Çikiletti. Çikiletti mi? Ciao, Paolo. Nanchoy. Nanchoy. Cinco. Ciao.